bir kere düşünmesini talep ediyorum. Sayın Oluç, teşekkür ediyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Beşinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, beşinci madde kabul edilmiştir. Altıncı madde üzerinde dört önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Şimdi ilk önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 159 sıra sayılı kanun teklifinin 6. maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Bülent Kaya İstanbul Milletvekili, İsa Mesih Şahin İstanbul Milletvekili, Sema Silkin Denizli Milletvekili, Necmettin Çalışkan Hatay Milletvekili, Ali Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a söz veriyorum. Sayın Kasap, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hasan Bitmez'in sözleri yarım kalmasın diye şu cümleyi de sarf etmek istiyorum. Katil İsrail ve destekçisi ABD'yi buradan kınıyorum. Sizin de kınayacağınız kanaatindeyim. Şimdiye kadar bu konuda bir söz almadınız ama muhtemelen. Bu konuda bugün her neyse. Değerli arkadaşlar, Filistin'in arkasında şöyle bir şey var. İsrail'de en çok satılan tişörtlerden birinde "Don't worry USA, İsrail behind you" diye bir cümle var. En çok kullanılan tişörtlerde. Filistin'in arkasında sizlerin de bizim de olmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum bu konuda. Şimdi değerli arkadaşlar, Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi var. Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz. Şimdi ilin birinde, ilin ismini en son söyleyeceğim. Bir şehir hastanesi var ve şehir hastanesi elektrikleri kesiliyor. Hiçbir hasta kabul edilemiyor. Süre ne kadar diye soracaksınız. 9 saat. 9 saat jeneratörler devreye girmiyor. Ve hasta kabul edilemiyor. Acil servise müracaat eden hastalar başka bir hastanelere sevk edilmek zorunda kalıyor. O hastanede 9 saat boyunca ameliyat yapılamıyor. Acil ameliyatlar dahil. Bu bir şehir hastanesi. Aynı hastanede diyaliz hastaları o gün hiçbir hasta diyaliz tedavisi yapılamıyor. Medar-ı iftarı Tayyip Erdoğan'ın şehir hastanesinde ameliyat yapılamadığı gibi hiçbir hastaya da tedavileri yapılamıyor. Çünkü monitörler ve ekranlar 9 saat boyunca jeneratörler devreye girmediği için ameliyat da dahil olmak üzere hiçbir işlem yapılamıyor. Hangi hastane diye sormayacaksınız, en son söyleyeceğim. Ve bu hastanede başka yapılamayanları söyleyeyim. Asansörler çalışmıyor. Yaşlı hastalar da dahil merdivenlerden çıkmaya çalışıyorlar. Ve bu bir şehir hastanesi, Tayyip Erdoğan'ın medarı iftarı. Başka bir ülkede olsa böyle bir durum. Bakın, servislerde yatan hastalar, yoğun bakımlarda yatan hastalar, diyaliz hastalarının tedavi görememesi, bir yakınınız hastaneye gittiniz, acil serviste müdahale yapılamıyor ve ekranda siz görünemiyorsunuz. İlaç çıkışı yapılamıyor serviste yatan hastalar. 9 saat boyunca tedavileri aksıyor. Ve bu şehir hastanesinde oluyor. Hangi hastane? Söylemeyeceğim ama ne diyor? Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka haline getireceğiz. Tayyip Erdoğan'ın cümlesi, Sağlık Bakanı'nın başka bir ülkede olsa, bırakın şeyi, istifa etmesi gereken bir hastane. Ama sizin bakanınızın zannedersem haberi yoktu. Sadece bakıyordur. Yeni değiştirdiniz. Eskisini beğenmemiştiniz. Bir takım şaibeler kendi içinizde de olmuştu. Ve bu şehir hastanesi, bu vergi usul kanunda da değişiklik yapıyorsunuz ama bu şehir hastanesi neyle yapıldı? Birazdan söyleyeceğim, merak etmeyin. Aslında sizin duymuş olmanız gerekiyordu. Burada milletvekilleri de vardır. O ilin milletvekilleri de vardır. Keşke onlar da gündeme getirselerdi. Ya bu bir skandal değerli arkadaşlar. Siz bir hastaneye gidiyorsunuz 9 saat ve muayene olamıyorsunuz.
9 saat acil servisten yararlanamıyorsunuz. Kan tahlili yapılamıyor, idrar tahlili yapılamıyor, ultrason çekilemiyor, röntgen çekilemiyor, MR çekilemiyor. Ve siz buna diyorsunuz ki Medar-ı İftarım Şehir Hastanesi. Ve 44 yıl boyunca, 45 yıl boyunca Türkiye'yi borçlandırıyorsunuz. Bu vergiler oraya gidiyor. Kime gidiyor? Sözleşmeleri gizlediğiniz yere gidiyor. Bu vergiler oraya gidiyor. Ve siz de burada hiç bakanlığın açıklama yapması, şu anda müfettişlerin dolması gereken bir hastane. Ki daha önce de kamu hastanesinden, bakın mevcut kamu hastanesinden müteahhidin işlettiği şehir hastanesine malzeme taşındı. Bu da bir skandal ve bu malzemelerin kirası ödeniyor. Her 3 ayda bir ödemesi yapılıyor. Size bu kürsüde ben bunu defalarca söyledim. 3 defa söyledim. Şehir hastanesinin sözleşmeleri de net var. Ve bu şehir hastanesi neresi biliyor musunuz? Siz 31 Mart seçimlerinden 3 gün önce bitmemiş ve ruhsatı olmayan bir hastane açtınız. Makasla kurdele kestiniz. Ve ruhsatı olmayan, tekrar söylüyorum, Sağlık Bakanlığı'nın... Sayın Kasap, lütfen tamamlayın. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı olmayan bir hastaneyi gösteriş olsun diye 31 Mart seçimlerinden 3 gün önce siz açtınız. Ve ben burada konuşmuştum, buranın ruhsatı yok diye. Tayyip Erdoğan açtıracaktınız, adam açmadı. Ama vekilleriniz açtı. Hangi hastane biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım. Kütahya Şehir Hastanesi. Bir skandaldır. Kütahya Şehir Hastanesi. O vergileri yediniz. Sayın Kasap, teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan 159 sıra sayılı vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Madde 6. 213 sayılı kanunun mükerrer 257. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde bulunan mükelleflere ibaresinden sonra gelmek üzere ve mükellef olmayanlara ibaresi ve 7 numaralı bendinde bulunan elektronik ticarette ifadesinden sonra gelmek üzere ve internet dahil olmak üzere her türlü dijital ortamın alım satım, kiralama, ilan ve reklam gibi iktisadi ve ticari amaçlarda kullanıldığı hallerde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları şeklinde elektronik ticaret ortamı ifadesi amacıyla elektronik ortamda ifadesinden sonra gelmek üzere iktisadi ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara şeklinde elektronik ticaret ortamını ifadesi ticari faaliyetlerine ilişkin ibaresinden önce gelmek üzere elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara, erişim sağlayıcılara, içerik sağlayıcılara, yer sağlayıcılara ve sosyal ağ sağlayıcılara iktisadi ve ibaresi eklenmiş ve veya ifadesi elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara şeklinde elektronik ticaret ortamının ifadesi ortam şeklinde alım satıma ibaresi alım satım kiralama ilan ve reklama şeklinde bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara şeklinde elektronik ticaret ortamının ifadesi bilgileriyle içerik sağlayıcılar tarafından üretilen veya ya da sağlanan bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları